kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
Celalettin Can, sizle devam edelim. Şimdi siz de toplam 19 yıl dile kolay cezaevinde yattınız. Size göre 12 Eylül ve işkence dediğimde hafızanızda cezaevinde yaşadıklarınızı şöyle bizimle bir kez daha paylaşırsınız. Neler yaşadınız? Şimdi nasıl ben, süreçten geçtiniz o dönemde? Şimdi ben 19 yıl 5 ay yattım ama başta bir bilgi veririz. Metris'te yatmadım ben. Metris cezaevinde bulunmadım ama İstanbul'da Sağ Macar cezaevinde, Sultanahmet cezaevinde, Selimiye'de bulundum. Ayrıca Diyarbakır cezaevinde, Elazığ, Amasya, Gaziantep, Bursa, yani 10-12 civarında bir cezaevinde dolaştım o süreçte. Evet. 80 öncesinde darbe geldiğinde ben Malatya'daydım. Malatya'nın Kürecik nahiyesinde Gürkaynak Köyü diye bir köy var. Hatta bugün bir üs yapılıyor. Bir Amerikan üssü vardı orada. Onu hemen altındaki. Bu arada şunu da belirteyim şimdi. Ben Gürkaynak Köyü'nde 10 Şubat tarihinde bir grup arkadaşımla birlikte gözaltına alındım. Hı hı. Bir köy evinde. Orada yemek yiyorduk ondan sonra. Bir grup asker tarafından, köyde arama yapan bir grup asker tarafından gözaltına alındım. Gözaltına alındığım andan itibaren ki beni ilk yerde Akçaada Jandarma komutanı ve ona bağlı askerler gözaltına almışlardı. Gözaltına alındığım andan itibaren çok ağır işkence gördüm. Hatta köy meydanında bana işkence yapıp İstiklal Marşı falan söyletmek istediler. Hatta kendi değerlerime hakaret etmemi istediler. Bu şekilde çok ağır bir işkence gördüm. İşkence köy meydanında başladı. Tabii köy meydanında. Yani alındığım andan itibaren adımı bile sormadan, kimsin dahi demeden o köye bir yabancı olduğumu göz önüne alıp tesadüfen de yani gözaltına alınma durumu söz konusu ve ağır bir işkenceye başladı. Tabi bu işkence sadece bana da değildi. Köyün değişik insanlara da işkence yapıyorlardı gözaltına alma sürecinde. Hı hı. Sonra beni şeye koydular. Bir jipe koydular. Akçadağ'a kadar yer yer jipten indirip sürükleyerek yer yer jipin içerisinde işkence yapa yapa beni Akçadağ Jandarma Karakolu'na götürdüler. Akçadağ bazen arabayla gidip inip sürükleyerek. Yani durduruyorlardı, jipe bağlıyorlardı. Kardı çünkü, sürüklüyorlardı bir dönem. Sonra tekrar arabaya bindiriyorlardı. Arabanın içerisinde askerler tekme, tokat, jop sürekli dövüyorlardı. Zaten ben Akçadağ Jandarma Karakolu'na geldiğimde yani yarı ölü gibiydim yani o şekildeydim. Hı hı. Ve Akçadağ Jandarma Karakolu'na gittiğimde de işkence orada da devam etti. Falaka yatırdılar, meydan sopası. İşkencenin dozu arttı mı? Daha da arttı ondan sonra. Daha sonra Malatya merkezden istendik. Yani gözaltına alınan insanlar istendi. Ve Malatya merkez komutanlığına götürüldük. Ve onun bodrumuna indirildik. İndirilir indirilmez bir komutan geldi. Sanırım 7. Ana Hava Jet Üssü komutanıydı. Generaldi. Yani havacı bir generaldi. Sen Celalettin Cansın dedi ona. Evet dedim, Celalettin Canım dedi. Bunu zincire vurun dedi. Baştan aşağı beni zincire vurdular. Ciğerlerini sökeceğiz senin dediler. Ve oradan sorguya götürdüler beni. Sorgu yeri eski havaalanıydı. Yani Malatya'nın eski istasyonu vardır. Eski istasyon hemen yakınında eski askeri havaalanı vardır. Ben orada bana işkence yaptılar. İşkence askıya aldılar. Askı sırasında vücudumun değişik organlarına, işte beynime, dişlerime, kulaklarıma, erkeklik uzuma, ayak parmaklarıma elektrik verdiler. Askıdayken sürekli kırbaçladılar. Bunu hep yaptılar. Ne soruyorlardı peki bunları yaparken? Bana sordukları şudur. Yani kimlerle berabersin? Arkadaşların kim? Ondan sonra. Silahın var mı? Nerede silahın? İşte para nerede? Pul nerede? İlişkilerin nedir? Bunları soruyorlardı. Herkese onu soruyorlardı. Yani ellerinde somut bir delil yok aslında. Döve döve kendi aleyhinde delil elde etmek istiyorlardı. Evet. Yani yoksa bir delil elde etmişler. O delil üzerinden bana ulaşabilmiş değiller. Bilinen bir isimim. Dev Genç'in yöneticisiyim. Dev Genç'in yöneticisi olmaktan kaynaklanan nedenlerle bir şekilde aranma durumundayım. Yani junta gelmiş. Junta'ya karşı biraz şeye sığınmışız. Köylük alanlara sığınmışız. Ve orada beni gözaltına almışlar. Hatta gözaltına alındığında da normal kıyafetliyim. Yani öyle beyaz gömlek falan öyle şey değil. Yani köyde şurada burada dolaşacak bir kıyafeti de değilim. İşkencenin dozu her gün dakika. Ve her gün arttı. Yani sürekli ama ilk anda daha şiddetli yapıyorlar. Ve giderek de arttırdılar ondan sonra. Ve askı sırasında tabii ki yetmeyince ağırlık bağlıyorlardı ayağıma. Ve ondan sonra yetmeyince belime sarılıp kendileri tutuyordu. O kollarım daha da dayanamaz hale gelsin. O şekilde işkenceyi sürdürüyorlardı. O yetmeyince zayıf düşmüş insanları karşımıza getirip onları sürekli üzerimize ifade verdirmeye çalışıyorlardı. Aşağı daldıklarında aç bırakma, susuz bırakma. Ne kadar sürdü tutma. Peki bu işkence süreci? Buyurun. Ne kadar sürdü? 72 gün sürdü. Tabii gözaltı 72, 90 gündü tam 72 gün sürdü. Gözaltı 72 günce durmasının nedeni vardı. Yoksa daha da sürecekti. Bu işkence sırasında tabii ben sürekli askıda olduğumdan dolayı sürekli gözaltına alınan insanlar da var.
Benim bulunduğum odaya onlar getirilmiyordu. Ben daha özel bir odada tutuluyordum ve özel bir odada bir başıma bana işkence yapılıyordu. Onları yan tarafa getiriyorlardı. Barak olduğundan dolayı onlara yapılanları ben duyuyordum. Yani yüzlerce insanı getirdiler. Sürekli işkence, taciz etme, ondan sonra falaka, meydan sopası, askı sürekli bunu yapıyorlardı. Korkutarak, ürküterek de bunu yapıyorlardı. Bu arada en çok etkilendiğim olay şu oldu benim. Yani o işkencemi sürerken. Ben askıdaydım yine. Askıdaydım. Bir bayanı getirdiler içeri. Sanırım halkın kurtuluşu davasından o dönem ya. Bir bayanı getirdiler. Onu soymaya başladılar. Soydukça ya ne güzel kadınmış falan gibi laflar atmaya başladılar. Sonra beni yan odaya aldılar. 10-12 gün o bayana, oradaki subaylar tecavüz etti. Bunu siz tanık ettiniz. Ben bunu yan şeyde duydum. Yani tahta barak olduğundan dolayı duydum. Yani ona düzenli bir şekilde. Yani orada bize işkence oranın zaten komutanı bir hava albayıydı. Bir hava yüzbaşısı vardı. Bir başçavuş vardı. Üsteğmen vardı. Polisi sokmuyorlardı oraya zaten ondan sonra. Ve o insana 10-12 gün tecavüz ettiler. Sonra 12 gün sonra bayanı bırakırken ki ben bunlara hep şahit oldum. Bir yandan da bana işkence yapıyor. Yani duyuyorum sesleri. Tecavüz seslerini, kadının direnmesini, yapmayın deyişini. Onların yine ısrar edişini hep yan tarafta duyuyorum ben ondan sonra. Kınçlanıyorsun ama bir şey de yapamıyorsun sonuçta. Sonunda tabii şey de söylüyorlardı o arada. Aa komünistler de namus da varmış, kadın bakireymiş falan. Böyle laflar da. E sen hemşiresin. Seni bıraktığımız zaman tekrar dikersin falan bu tip şeyler de yapıp sorgu yerinden bayanı bıraktılar ondan sonra. Yani 10-12 gün sonra bıraktılar. Tabii tanıyoruz daha sonra o Doğan şehirli bir hemşire bayandı. İstanbul'da görev yaptı. İsmini burada ben şu anda söyleme durumunda değilim. Şu anda herhalde söyleme zaten durumunda değilim. Buna şahit olduk. Ve bunun Türkiye'ye bir şekilde bu tecavüzler ve tacizler çok yaşandı. Ama bu çok somut olay. Bu şekilde ben şahit oldum. Peki. Ben 12 Eylül öncesi İstanbul'da örgütlü faaliyet içerisindeydim. Devrimciydim. Dolayısıyla devlete karşı belli tepkilerim vardı. Bunu örgütlü bir şekilde dile getiriyordum. Bu koşullarda aranır duruma düştüm. Sonra ailemin bulunduğu İzmit'e gittim. İstanbul'da aranır duruma düştükten sonra. Bir süre orada kalmaya çalıştım. Daha sonra... Darbe olduktan sonra? Evet. 81'de İzmit'e gittim. Orada tabii daha küçük bir çevre. Dolayısıyla barınma imkanları daha az. Bir de aile çevremin orada olmasından kaynaklı. Çok daha çabuk daraldı çevrem. Dolayısıyla bir gün otobüs durağında yani polisler geldi. Direkt kimliğimi söyleyerek gözaltına aldılar. İhbar mı etti acaba bir insan? Daha önceden işkence altında ifade veren insanlar olmuş. Hı hı. Arandığım için yani bunu ayarlayabilmek, bunu tezgahlayabilmek çok zor bir şey değildi. Birçok hak etmediğin halde birçok suçlamayla karşılaşabiliyorsun. O dönemin doğal işleyişi böyleydi zaten. Benden önce birçok insan alınmış. Hı hı. Ve işkence altında ifadeler verdirtilmiş. Dolayısıyla ben otobüs durağında alındıktan sonra çok mutlu oldular. Birbirlerine sarılıyorlardı. İşte yakaladık bacıyı diye. Kaç yaşındaydınız? Ben 21 yaşındaydım. Hı hı. 82 Kasım'ında yakalandım. İzmit Emniyetine götürdüler, büyük bayram ettiler. Yani çok ciddi arandığımı da o anda fark ettim. Sonra tabii hemen gözümü bağladılar, bir odaya aldılar. O odadan yani 8 gün sonra çıktığımda. Daha doğrusu ayaklarım parçalanmış, yüzüm gözüm tanınmaz halde lavaboya götürüldüğümde. Tabii bunları anlatmak çok kolay değil. Hatırlamak da istemiyorum. Fakat anlatmak zorunda olduğumuzu da biliyorum. Çünkü yeni kuşak bunları bilmiyor. Bunları yaşamadı. Belki 12 Eylül'ün farklı şekillerini yaşıyor ama... cezaevlerinde de
işkenceler, farklı şeyler devam ediyor belki ama gençlik bunları öğrensin, bilsin diye anlatma ihtiyacı duyuyorum. Ben o odadan 8 gün sonra lavaboya iki polis eşliğinde koluma girerek götürdüler. Ayaklarım parçalanmış haldeydi. Göz bağımı açtığımda lavaboda ayna vardı. Kendimi tanıyamadım. O haldeydiniz. Kendimi tanıyamadım. Ve böyle devam etti. Zaten o zaman 90 gündü gözaltı süresi. İstedikleri sürece tutabiliyorlardı. Birçok işkencelere de tanık oldum. Diğer arkadaşlara da yapılıyordu. Fakat, İzmit'te mi siz bu işkencelere maruz kaldınız, evet, yoksa İstanbul'a getirildiniz mi? Daha sonra ben Metris cezaevine getirildim. Önce İzmit'te yakalandım. Fakat İstanbul'dan emniyetten ekip geldi. Ben ayrıca sorguladı. Yani şeyde, İzmit'te sorguladı. Daha sonra Gölcük cezaevine götürüldüm. Gözaltı süresi dolduktan sonra orada 4 ay kaldım. 4 ay kaldıktan sonra esas ana dava TKP Medya TİKO davası İstanbul'da olduğu için oraya sevk edildim. Fakat bu arada, evet, Gölcük cezaevinde 4 arkadaşın İdama gidişine tanık oldum. Korkunç bir duyguydu. Çok etkileyici bir duyguydu. Kimdi o? İsimleri de almak isterim. Hatırlar mısınız? Ramazan Yukarıgöz. Mehmet Kambur. Mehmet Kambur. Ömer. Ömer Yazgan. Erdoğan Yazgan. Erdoğan Yazgan. Abdurrahim Semavi'yi dinleyeceğiz şimdi. Sayın Semavi, siz 16 yaşında mı girmiştiniz Diyarbakır? 64 doğumluyum. Aralık 1980'de cezaevine girdiğime göre 16,5 herhalde. Çok, 16, çok 16. Gençsin. Lise 2 öğrencisiydim. Lise 2 öğrencisiniz. Evet. Siz nelere Diyarbakır cezaevi, hele orada yaşananlar, değil mi? Evet. Neler yani yaşadınız? Şimdi insanlık tarihi boyunca aslında zülmün, zalimin yaptıklarının 3-5 aşağı metotları birdir. Yani birisi fazla, yani detaylarda şey olmamak gerek. Mazlum duruma düşen bu insanların kimisi elektrik yemiş, kimisi falaka yemiş, kimisi yapmış, şu etmiş, bu etmiş. Ama Diyarbakır bir başka cehennemdi. Öyleymiş. Ben sizin Diyarbakır, yaşadıklarınızı birkaç tanesini henüz biliyorum da. Henüz dile getirilmeyen bir cehennem. Henüz insanların orayı hatırlamaya bile cesaret edemediği bir cehennem. Siz cesaret edebiliyor musunuz? Yani şu anda bile bütün tabiri caizse kimyam bozuldu. Bir, ya ben de öyle. Çok, yani siz aslında o yaşadınız, ben dinlerken. Kimyam bozuldu diye. Dinlerken o kadar şimdi ben birey olarak kendimi anlatmaktan ziyade orada yaşananlara dile getirtmek istiyorum. Ben sizin yaşadıklarınızı da merak ediyorum. Tabii ki yani bu biraz bize şeydir. O cezaevinin bize öğrettiği bir şey vardı. Benliği biz attık. Çünkü foseptik çukura sokuyorlardı insanları ve benliklerimiz orada kaldı. Sadece dışarıda onurumuz kaldı. Onurlarımız kaldı. Hı hı. Yani birlikte oluşturduğumuz bir direniş onuru kaldı ayakta. Onun için kendimden ziyade orada yaşanılan vahşetin Diyarbakır cezaevinden başlanmadığını, Batman'daki sorgular, Mardin, Diyarbakır, Urfa, Elazığ gibi o bölgeden 90 gün, 93 gün, 95 gün bir de resmiyete geçmeyen gözaltılar vardı. Mesela ben 96 gün gözaltında kaldım. Sonradan baktım ki 6 gün geç gözaltımı yazmışlar. Bunu bilerek yapıyorlardı. Bazen operasyonlara çıkartmak. Yani 90 günden de fazla kalabiliyor. Tabii 96 gün kaldım. 96 gün ve sorguda Mardin'de, Diyarbakır'da onlarca insan katledildi. Bunların hala hiçbir şeyi yok, yani sonucu yok. Faili meçhullerden önce yapılan şeylerdir. Bu bile gözaltına alınıp işkencelerde, o sorgularda katlettikleri şeylerdir. Foseptik çukurlardan tutun insanlara insan dışkısı yedirmeye kadar, job kullanmaktan tutun,
kardeşi kardeşin üstüne affedersin işemeye zorlamaya kadar birçok telaffuzu bile şu anda insanı tiksindiren, hele milyonların karşısında anlatmakta zorlanacak o kadar çok değişik vahşetler yaşandı ki. Çok sistematik bir işkence. Ben isterdim ki burada 6 kişi varız, en az 4'ü Diyarbakır cehenneminden gelen olsun. Sizlere saygı Diyarbakır'da kalan cezaevinde siz kaldınız mı Diyarbakır'da? Diyarbakır cezaeviyle ilgili çok ciddi çalışmalar oldu. Siz ama yatmadınız orada değil mi? Bulundum orada, 87'de bulundum. 80? Ama vahşet döneminde değildi, vahşet daha yumuşak bir dönemde. Evet, 87'de vahşetin son demleriydi. Yok, daha çok psikolojik şey kalmıştı. Evet. 87'de 3 Ağustos'ta ben çıktım. Yani baskı terör vardı ama tabii 80-84'te hiç kıyaslanmaz. Şimdi sorguda ve sorgu metotlarında demin Celalettin Bey'in de anlattığı bir bayanlara yapılan işkencenin değişik örneklerinde ben de şahit oldum. Ona benzer. Allah rahmet etsin mi? Faili meçhul giden, yani 11 sene yattıktan sonra dışarı çıktığında faili meçhul giden bir hemşerim vardı. İki evliydi ve iki eşini getirmişlerdi. Onu konuşturtmak için iki eşine bütün tutsakların önünde her türlü insanlık dışı şeyi, muameleyi gösteriyorlardı. İsmini zikretmek istemiyorum. Bütün herkesin gözü önünde. Efendim? Bütün herkesin gözü önünde. Bütün herkesin, tutsakların önünde. Özellikle sindirmek için. İsmini zikrettiğimde çünkü o iki kadının, o iki elleri öpülecek kadının şu anda yanılmıyorsam 17-18 çocuğu var. Yani bir de hayattalar o değil. Hayattalar mı? Hayattalar, evet. Yani eşleri vefat etti, faili meçhul gitti. Fakat kadınlar hayatta ve çocukları şu anda nusaybinin onuru durumunda hayatlarını sürdürüyorlar. Ama o kadınlara dile getirilmez. Münibe Hanım, Hanım da yaşadıklarını dile getirilmez. Yani bunları nasıl dile getireceksin? Yani hakikaten dile getirilmez. Yani şimdi milyonların karşısında neyi anlatabiliriz ki? Neyi anlatabiliriz? Bana göre erkeklere de tecavüz ettiler. O ayrı. O Diyarbakır cehenneminde job kullandılar, tecavüz ettiler. Yani erkeğe de tecavüz. Tabii. Diyarbakır cezaevinde de erkeğe tecavüz ettiler. Diyarbakır cezaevinde yüzlerce insana job kullandılar. Yüzlerce Mamak cezaevinde de yaptılar tabii. Mamak cezaevinde. Bunu şimdi erkeklere de yaptılar. Zalimin şeyi olmaz. Zalimin burada mazluma yapmak istedikleri konusunda istisnası olmaz. Senin ismin Ürkücü, öbürün Kürçü, öbürün İşte bu son, genişliği şu çapta, uzunluğu 1.80 santimetre olan hücrelerimiz vardı hatırlarsanız. Genişliği ne kadar? Şu kadar. Şu çapta, yani şöyle hafif sallanıyordum o yaşta, 16-17 yaşlarındaydım. Yani ne kadardır bunun ölçüsü hala bilmiyorum. Tamam. Bilmek de istemiyorum çünkü psikolojik ben şey, ama uzunluğu ayaklarımı biraz sarkıttığımda duvardan kafamda parmakları değiyordu. 1.80. Ayakta kalabiliyor muydunuz? Tabii ayakta kalabiliyordum. Da problem yok. Şimdi o hücrelerde 22 kişi çırılçıplak aylarca istiflenen insanlar oldu. 22 kişi. Bazı hücrelerde 40 kişinin dahi kaldığını söylüyor. Ama benim bulunduğum hücrede ben 22 kişiyle 18 gün kaldım orada bir seferinde. Yani değişik zamanlarda şimdi bunları birey olarak değil de o hücrenin en altındaki mesela foseptik çukurunda günlerce sırt üstü insan pisliği içerisinde yatırılan insanlar vardı. Fare yedirilen insan mıydı? Fare yedirilen, ben fare yiyenlerden bir tanesi benim ama yarım fare yedim. Hatta nasıl diğer fare, yarım fare canlı şu anda, canlı fare mi yediniz? Tabii ki şu anda farenin diğer kısmını yiyen arkadaş ekranın başındadır eminim ve şu anda da gülüyordur. Çünkü biz ancak gülerek o zalimleri çatlatabilme metodunu geliştirebiliyorduk. Ancak bu şekilde ayakta kalabiliyorduk. Gülmediğin sürece zulmeden zalim kahkaha atar. Münibe Hanım çok iyi biliyor. Celalettin Bey çok iyi biliyor. Bu noktada onların direncini kırabilecek tek şey gülebilmektir. Gülebiliyor musun? Tabii ki. Gülebilmek ve espri üretebilmek. Şimdi farenin diğer kısmını yiyen arkadaşım yumuşak tarafını ben yedim. Yok ben yedim cedirleşmesini 30 yıldır sürdürüyoruz. 30 yıldır. Hala bizim dışımızdaki arkadaşlar kuyruk tarafını kimin yediğini bilmiyorlar. Biz kendi aramızda sır olarak bıraktık. Bu kadar feci bir şey. Ve ağzımda diş yok. O dişler hepsi söküldü o yaşlarda. Hepsi takma. Yani sadece şey değil, ben
Ben değil ya. Benim gibi binlerce insan bu benden çok daha feci şeyler gördü. Diyarbakır cehenneminde Kürtlerin bütün öncüleri toplanmıştı. Nurettin Yılmazlar'dan tutun Ahmet Türk'e kadar. Evet, ne kadar belediye başkanı varsa, ne kadar Şerafettin Elçi'ye kadar, Doktor Siraç Bilgin'ine kadar, yani şu anda isimlerini zikretme şeyinde bulunamadığım birçok öncüleri içeri almışlardı. Ve on, Mehdi Zana Diyarbakır'ın en sembol işkence gören adamıydı. Özellikle onun şahsında Kürtleri kişiliksizleştirmek için olabildiğince vahşice şeyler vardı. Diyarbakır cezaevinin meşhur bir köpeği vardı, Joe. Celalettin Bey onu duymuştur. Görmemişse dahi duymuştur. Kimindi köpek? Yüzbaşı Esat Oktay Yıldıran'ın. Duymuşum ben. Hücrelerde o köpek gelirdi önümüzde. Biz ona tekmil vermediğimiz sürece o köpek havlar ve saldırırdı bize. Öyle iletilmişti. Sizlere saldırıyor. Tabii ki saldırırdı ve saldırırken de bir şey yapmazdı. Sadece derimizi yırtardı. Öyle eğitilmişti. Yani yırtardı ve kanatırdı. Sonra bazen de palaskayla ayaklarımızı parmakların arasında bağladıktan sonra köpeği yalatırlardı kanımızı. Ve yüzbaşı Esat Oktay Yıldıran 35-36. Hücre koğuşlarının önünde çekip şöyle derdi. O benim, ben oyum derdi. Ben gelmediğim zaman o benim yerime gelir, ona tekmil verirsiniz. Aslında bunun iki boyutu vardı. Kendisini köpeğin seviyesine indiriyordu. Bizi de köpeğe selam verecek, tekmil verebilecek boyuta sürüklüyordu. Evet. Ben özellikle Nevzat arkadaşın bıraktığı noktadan devam etmek istiyorum. Yani işkencede direnmek, cezaevinde direnmek. Biz örneğin arama yapılıyor. Yani çok kötü aramalar yapılıyor. Şeyi aramayı kabul ediyorum dediğin anda seni aramıyor bile. Fakat aramayı kabul etmiyorum dediğin anda, yani 9-10 tane polisin arasında çırılçıplak kalıyorsun ve çamaşırların parçalanmış halde. O arada aramayı kabul ediyorum dediğinde hiç aranmıyorsun. Cebinde not bile götürebiliyorsun mahkemeye. Biz bunları yaşadık. O anla istiyorum. Mahkemelerde, diğer şeylerde bilmiyorum. Diyarbakır zindanında mahkemelerde hakim ve savcıların önünde işkence ediliyordu. Hakim ve savcıların önünde. Hakim ve savcıların işkence ediliyordu. Yani birçok tutsak orada battaniyelerle cezaevine geri gönderiliyordu. Ben diğer cezaevlerini bilmiyorum. Yargılama sizde yapılırken tabii, bir yandan işkence mi oluyor? Yargılama yapılırken yani ne çok yapılıyordu mesela? Yani her bir mahkumun başında 4 tane adam vardı. Bir komando vardı, bir tane gardiyan vardı. Hepsi asker kökenliydi. Evet. Ve herhangi bir şekilde put gibi durmak zorundasın. Adalet mülkün temelidir yazısının dışında herhangi bir şeye bakmak yasak. Artı grip oldun, nezle oldun, burnun akar, izin almadan da burnunu bile çekemezsin. Mahkeme salonunda herhangi bir aykırı davranış ya bir slogan ya da bir tepki gösterdiğinde orada feci bir şekilde dayak yenilirdi. Hakimin önünde. Tabii ki tabii ki hakimin önünde. Hakimin önünde nice insanlar vardır orada Diyarbakır zindanında bas bas bağıran, ölümüne oynayan Kemal Pirler, Mazlum Doğanlar. İnsanlar işkenceyi orada protesto etmek için kendilerini diri diri yaktılar. Diri diri ya. Diri diri üstlerine neft dökerek yaktılar. Ve arkadaşları o yakan insanların etrafında halaylar çektiler. Böyle bir manzara düşünebiliyor musunuz? Düşünemiyorum. Halaylar çektiler. Yani et yanığıyla halaylar çektiler yani halaylar. Ve bunu dünyaya mesaj olsun diye. Yani insanlık onuru orada ayakta kaldı. Evet, insanlık onuru için ise orada ayakta kaldı gerçekten.